Pavlov'da Makedonya'yı gezeceğiz. Bence şehir merkezi güzel şimdilik. Bakalım gezince daha iyi anlayacağız ama şöyle tarihi yapıyı çok seviyorum ben. Köprüyü aşırı beğendim. Şurada şöyle meşhur bir haçları var. Akşam bu ışıldıyor. Işıklandırılmış. Üstümüzü değiştirdik. Ben fresh çantam aldım. Hazırlandık, çıktık. Bizim otel merkezi bir yerde ama biz şey zannediyorduk, köprüyü görüyor zannediyorduk. Öyle değilmiş. O birazcık hızlı. Şimdi Türk çarşısında meşhur bir köfteci var. Bir tane, iki tane var. Kozmos. Bir de bir tane daha vardı. Destan'dı galiba. Destan. Yani muhtemelen ikisinin tadı birbirine çok yakın ama bakalım deneyeceğiz. Sanırım Türkler bu arada. Ay aşırı güzel görünüyor. Geldik siparişimizi verdik, biraz sıra bekledik. Çok beklemesek de biraz bekledik. Aynen. Çok karışık olacak. Gelince göstereceğim ama yiyeceklerimiz. Bu buranın gazozuymuş, buraya ait bir şey. Bilmiyorum nasıl tadı? Ben... Ama gazoz aslında ama böyle... Bubblegum gazoz. Aynen, bubblegum gazoz gibi, evet. Evet, sofra bu. Gulaş, zaten kurbasıyla köfte, sucuk. Haşlanmış et o zaman. Haşlanmış et. Öyle mi? Ha. Ben daha onu yemedim. Kurbasa çok güzel. Köfte bence normal köfte. Sucuklu gulaş deneyeceğim şimdi. Gulaş çok iyi. Bu et gibi bence. Ben sucuğu sevmedim. Yani şu ikisi bence bu ikisinden daha güzel. Ama Murat tabii et sevdiği için o bunları da sevdi. Bence bu normal köfte ya ama şu ikisi çok güzel. Bayağı bir doyduk. Artık yani sucuktan bu kadar falan kaldı. Az önce büyük ihtimalle 1 kilodan fazla et yedik. Ya galiba o kadar et etti ki her şey. Ama ya köfte porsiyon 10 tane var. Ama bir tane köftenin boyutu şu kadar bir şey. Evet, çektim zaten. Yani sucuk dediğin bildiğin yarım kanka içine koyduk. Evet ya, sucuk çok falan büyük ama sucuk tadı yok açıkçası. Baharat böyle yok. Bizim bildiğimiz baharatlı sucuk yok. Köfteyi o yüzden de aynen köfte yiyormuşsun gibi ben önermem açıkçası. Ama hani gulaş... köftesi meşhur diye köftesi yenir. Fasulyesi çok güzel, gulaş çok güzel. Ben et yemeyi sevmem normalde, sulu. Ona rağmen çok güzeldi, çok beğendim onu. Reis her yerdesin ya. Her yerde sen varsın Murat. Şimdi köprünün oraya gitmeyi planlıyoruz. Şu an ilerliyoruz çarşının içinden. Çarşının sonuna kadar gittik, bir şey yok. Sonra geri döndük. Valla baklava var. Midye falan da var. Ama Türkiye'deki midye gibi değil. Şimdi burada tırnıçı yiyoruz. Aa evet, burada tırnıçı yememiz lazım. Bugün değil de şimdi tıka basılı oluyoruz ama. Bir şey yemem, tırnıçı gayet yerim bu arada. Şu an yapmışsın. Tıka basılı oluyum ama canım tat çekiyor. Ben çete doydum. Yani böyle çok fazla et geldi. Tam böyle şey, tatmin etmedi beni. Ama hani çok fazla et olduğu için. Ben normalde de köfte sevmediğim için ama. Yani onu ekleyeyim. Ama gulaş çok güzeldi. Bu arada ben... Gulaşın mekanına kadar güzel. Güzel görünüyor bence baklavalar. Şu arkadaki yerde, şurada soğuk baklava vardı. Bana diyor ki, Türkiye'deki trendler buraya geliyor. Bence de ya. Ben şunu söyledim ben. Dedim ki, insanlara bakıyorum. Ayırt edemiyorum. Çünkü Türk de var burada, Makedon da. Bunların tipleri o kadar birbirine benziyor ki yani. Ayırt edemiyorum hangisi Türk, hangisi Makedon. Evet, aynen. Birine Türkçe bir şey söylüyorsun, anlamıyor. Sonra İngilizce bir şey söylüyorsun. Kafam karışıyor. Şu kafeye bakarken. Burası da Destan. Diğer meşhur olan köfteci. Burası daha büyükmüş. Uzun bir süre köfte yemeyi düşünmüyorum. Ne direkt köfte olarak hamburger falan yemeyi planlıyoruz ama. Şu tepedeki haça bakıyorlar galiba. Çok tarihini bilmeseydi. Güzel görünüyor. Zaten şehrin en güzel yeri burası ya. Merkezi. Onun dışında bence çok fazla bir şey yok. Diğer şehirler, Ohrid falan da güzel. Manastır da güzel diyorlar.
önce çiftle tanıştık. Fotoğraf çekilelim, çekilmek istiyorduk. Dedik hani çeker misiniz? Türk onlarda duymuş biraz Türkçe konuştuklarını. Ama sesim geliyordu, çok fazla müzik sesi var. Sonra adam dedi ki, ya dedi akşam sıkılırsak acaba bir okey mi atsak falan dedi. Sabahtan beri canım tiramisu çekiyor. O yüzden bir tane İtalyan restoranı bulduk. Tiramisu yiyelim. Biraz ben de söyledim, Murat da okey dedi. Şimdi kahvelerimiz yansın, tiramisu yiyeceğiz. Çok canım çekiyordu ama gerçekten. Ben sana ne zaman dedim, bugün bir ara dedim ki burnuma tiramisu kokusu geldi. Şeyde, havaalanında, İstanbul'da. Havaalanında, aynen. Su. Gerçekten, belki de öyledir. Mekandan çıktık. Şöyle güzel görünüyordu tagla birlikte falan. İtalyan restoranı olarak geçtiği için ve benim de canım çok tiramisu çekti. O yüzden girdik. Tiramisu yani ben eve daha güzel yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Kahve güzeldi ama kahveyi beğendik. Tiramisu ve kahve fiyatı bence iyiydi. Aslında burada yeme içme gayet uygun. Sadece havaalanındaki bazı hizmetler gereksiz pahalıya geliyor ve genelde euro kullanıyorlar. Yani kendi para değerleri pek olmadığı için, yani TL'nin yarısı öyle düşünün. İsveç çok pahalı gelmedi bana havaalanından merkeze. Neden? Çünkü kişi başı 200 dinar verdik. 400 dinar yani 200 lira. Yani kişi başı 100 liraya geldik aslında. Çok makul bir fiyat. Ama şey çok hat, saçma. Evet. 1 haftalık 10 GB'lık. 10 GB ya. Bari 20 ol, 15 ol. Ne kadar verdik? 900 dinar verdik. Bu da yaklaşık 450 lira falan yapıyor. Şey kaç euro? 15 euro. 15 euro. 15 euro'luk bir şey yok yani. 10 GB daha. GB. Şu kasino o kadar güzel görünüyor ki. Çok iyi görünmüyor mu ya? Zaten Marriott Otel. Çok iyi görünüyor. Benim Türk pazarı dediğim bu eski pazar dedikleri. Yani birisi Türk çarşısı demişti. Ama burada Old Pazar olarak geçiyor. Emin değilim. Yanlış bilgi vermiş de olabilirim. Oranın ismi neydi o çarşının emin değilim. Çünkü haritada da Türk çarşısı yazınca Ohrid. Şehrin ismi mi? Ohrid. Ohrid ha. Ya eski... Ay unuttum ya, ne diyordum ki? Ha, Türk çarşısı yazınca Ohrid çıktı. Yani emin değilim o yüzden. Çikolatacı bulduk. Hindistan cevizli var Murat. Bak şu Hindistan cevizli. 30 lira falan ya bu. Biraz şu tarafa yürüdük ama çok bir şey göremedik. Yarın zaten burayı gezmeyi planlıyoruz. O yüzden şimdilik o tarafa yürümeyi erteledik. Bir mekan vardı nehrin kenarında. Şimdi oraya geçeceğiz. Bu mekanı Türkiye'deyken bakmıştık ve beğenmiştik güzel puan aldığı için. Oraya gideceğiz şimdi. Biraz akşam şu heykel çok güzel görünüyor bence. Arkada hafif bir ışık vuruyor. Canlısı daha iyi bu arada. Akşam köprü çok güzel görünüyor. Ben köprü çok seviyorum. Ben köprü kadınıyım. Sen seversen sevmezsin. Nehir kenarında olma fikri çok hoşuma gidiyor benim. Küçük bir Avrupa ama sadece bu kısmı yani. Küçük bir Avrupa buranın merkezi. Markete uğradık, odamıza geldik. Balkondan o yukarıdaki haç görünüyor. Göstereyim. Merkezdeki heykel de görünüyor.